Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru heyecanlı atlayış, profesyonel olarak base jumper sporuyla uğraşan Cengiz Koçak takım arkadaşı Ferdi Toy eşliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle Artvin'de bulunan Genya Dağı'ndan dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru Wing Sui olarak adlandırılan paraşüt atlayışı gerçekleştirdi. Profesyonel olarak bu sporla uğraşan Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, Why Not yani neden olmasın isminde kurdukları takımla dünyanın ve Türkiye'nin birçok bölgesinde böyle atlayış yapıyorlar. İki arkadaş bu kez 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle Atatürk'e karşı duydukları minnet ve saygıyı ifade etmek üzere dünyanın en büyük Atatürk heykeline doğru bu atlayışı gerçekleştirdiler. Ben de şimdi sizlere bu Genya Dağı'ndan Artvin'de bulunan bu Atatürk heykelini çizerek başlıyorum. Evet, bugünkü etkinliğimizin konusu 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nasıl çizilir? Bu haberleri izlerken, araştırma yaparken Cengiz Koçak'ın haberini duydum ve hemen bunu çizmeliyim dedim. Çünkü gençlik ve spor bayramı nedeniyle ve Atatürk'ün bizlere armağan ettiği bu bayramda bir spor faaliyeti olarak Wing Sui tekniğiyle çılgın bir iş, çılgın bir atlayış gerçekleştirmişler. Şimdi bakın, ben bu heykelin bir kopyasını çizmeye çalışıyorum. İlk başta başının üstündeki kalpağı ve daha sonra önündeki cepheleri izleyen dürbününü ve silah kabzasını çizdim arkadaşlar. Buraya o burnunu, ağzını biraz benzetmeye çalışacağım ki heykel çiziyoruz. Bu heykel işte killerden, alçılardan, çeşitli madenlerden değil mi? Yontularak veya bakır, tunç, kalay, kurşun gibi metaller kalıba dökülerek, ağaç ve taş, fil dişi gibi malzemeleri böyle oyarak ya da çeşitli materyalleri birbirine ekleyerek yapılan bir sanat. Yani metal çubuklar, bu metal borular, tel ya da birçok çeşitli gereçlerin bir arada kullanıldığı bu heykeller var. Bunlar bir araya getirilmek için böyle lehimleme, işte dövme gibi teknikler uygulanıyor. Sonra işte çağdaş heykeller sanatında yaygın olarak kullanılan bu yöntemle birleştirilme yöntemi deniliyor. ...19 Mayıs Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri. Bu dönüm noktasının en önemli aktörlerinden birisi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece iyi bir komutan değil, aynı zamanda iyi bir eğitimci. O çocuklara ve gençlere çok önem vermiş ve geleceğimizi onlara emanet etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı çocuklara, 19 Mayıs'ı da gençlere armağan etmiş. Ve Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeline ev sahipliği yapan yer Artvin Atatepe. Artvin'de bu Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı'nca yaptırılan 22 metre yüksekliğinde ve 50 ton ağırlığındaki Atatürk heykeliyle dikkati çeken Atatepe, böyle teleferik, işte kongre merkezi, oteller falan, uluslararası böyle yarım maraton gibi projelerle turizme adından söz ettireceğe benziyor arkadaşlar. Bu Afyon Kocatepe'deki duruşunu simgeleyen 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan bu heykelin bulunduğu alan sosyal tesis ve
ulaşım alanında yapılan çalışmalarla böyle turizme kazandırılmış. Bir yıldır bu Artvin üzerinde hizmet verdiği yerli ve yabancı turistlerin Artvin'de en çok ziyaret ettiği yer hemen o heykelin yanında bizim devasa ay yıldızlı bayrağımız. Çiziyorum arkadaşlar, bakın buradan dalgalanan bayrağımızın o dalgalı kısmını bakın şöyle hafiften aşağı indireceğim. Oradan sivri bir tarafla birleştirip bakın buraya bir çizgi çizeceğim ki sanki orada bir dalgalanma olmuş. Bunu renklendirebilirsiniz ve işte bizim hilal ve ay yıldızımızı çiziyorum. Evet arkadaşlar, bu Atatepe 3 vadiye hakim bir tepe. Muhteşem bir seyir terası. Manzarası çok harika, çok güzel. Ve bu Cengiz arkadaşımız Wing Sui sporu ile uğraşıyor. Bu Wing Sui meraklıların sayıları da dünyada gün geçtikçe artıyor. Bakın o geçişini simgeleyen kaskından başlayarak çizmeye çalışıyorum. Kafasında böyle GoPro kameralarla profesyoneller uçacak yeni alanlar, işte gelişmiş teknolojiler ve işte farklı stiller peşinde koşarken Hazerfan Çelebi'nin doğduğu bu topraklarda bu sporu yapmak için biraz cüzdanımızın kabarık olması gerekiyor. Ben bakın yüzündeki o rüzgarı önleyen kaskı ile birleştirip gözlüklerini çizdim. Öncelikle bu spora başlayabilmek için işte serbest düşüş eğitimi almak ve profesyonel paraşütçü olmak zorunluluğu var. Türkiye'de de eğitimi alabileceğimiz tek yer varmış arkadaşlar. O da İzmir'deki Türk Hava Kurumu'na bağlı Skydive Efes Okulu. Türkiye dışında en yakın ve güvenilir kurslar ise tabii yurt dışında Hollanda ve Rusya'da veriliyormuş. Arkadaşlar bakın o kanat kıyafeti kemerleriyle beraber çizmeye, bakın çizgileri simetrik bir şekilde aşağı doğru indiriyorum. Bu kanat kıyafeti çok özel bir giysi. Bu kıyafet havacılıkta kullanılan paraşüt kumaşları ve çeşitli böyle materyallerden üretiliyor. Bakın ellerini açmış arkaya doğru rüzgarı tamamen dengeleyen eldivenlerini giymiş ve bacaklarını da bakın açarak aradaki o kıyafeti şimdi çizeceğim arkadaşlar. Uçaktan veya dağlardan atlayışla ileri doğru hız sağlayan bu özel donanıma daha fazla yüzey alanı sebebiyle işte havada uçma özelliğine sahip. Bakın şimdi şuradan hemen diğer bacağını arkaya doğru heykelin ve bayrağın arasından hızla arkadaşlar yaklaşık 180 km hız yapabilen bu kıyafeti, bakın özel kıyafeti arkadaşlar, rüzgarı yönlendirebilen, hızını azaltıp arttırabilme, işte vücutlarını kullanarak değil mi yön verebilmekte ve bu akrobasi hareketleri yapabilmektedirler. Müthiş bir spor ve çok müthiş tehlikeli bir spor. Hemen kenarlara bakın, rüzgarları çiziyorum. Bu Genya Dağı'ndan çıkan Why Not takımı burada yaptıkları hazırlıkların arkasından Atatürk heykeline doğru atlayışı gerçekleştirdiler. Bir süredir böyle aklında bir proje olarak tasarlamış Cengiz Bey takım arkadaşıyla beraber. Bu 22 metre yüksekliğinde bulunan heykelin ve 60 metre uzunluğunda olan Türk bayrağının arasından
200 kilometre hızla arkadaşlar. Bakın Çoruh Nehri'nin kenarına inmiş, dünyanın en riskli ve en heyecanlı bu sporlar arasında yer alan yamaç paraşütü ve Wing Chun atlayışları konusunda bir üne sahip Cengiz Koçak. Bu günde vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesi. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle de Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlere büyük görevler düşüyor. Türk istikbalinin evladı olarak bizlere düşen görev, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve inançlarımıza sahip çıkarak düşmanların bu değerlerimize saldırmalarına mani olmak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi seyirler.